Cizre, Azat, Zagros. Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de her gün polis ölüyor, asker ölüyor, siviller ölüyor, herkes ölüyor diyor. PKK saldırısından kaynaklanıyor. PKK çekilse hiçbir şey olmaz. Yani bunu yapan PKK zaten. Madem ki biz Müslüman kardeşiz, Kürtlerin toprağından elinizi ayağınızı çekin. Zaten Türkiye sınırları içerisindeki topraklara biz müdahale ediyoruz. Kürtlerin olduğu bölgelere bir şey dediğimiz yok. Yani hatta yardımcı oluyoruz. Değil mi? Mesela Barzani'ye yardımcı oluyoruz. Ama Türk milletine ait topraklar içerisinde sen operasyon yapmaya kalkarsan, ameliyat yapmaya kalkarsan, ben de senin bademciğini alırım. Ameliyatla yani. İnşallah. Olmaz. Türkiye'yi önüne gelen bölmeye kalkarsa bu nereye varır ya? Adam lazım diyecek, bölecek. Türk'üm diyecek, bölecek. Kürd'üm diyecek, bölecek. Çerkez'im diyecek, bölecek. Zaten Chatham House'un, İngiliz Derin Devleti'nin istediği bu. Paramparça yapmak. Bir avuç zibidi ikna etmiş. Hadi Türkiye'yi bölelim, paramparça yapalım, un ufak edelim diyorlar. Yok öyle numara yani. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Onun için bu arkadaş Azat mıdır, şey mi, kardeş mi diyelim, ne, kişi mi diyelim, neyse de yanlış yolda. Askeri polisten gidip kurşun sıkarsan şehit ediyorsun işte. Yani sen yapıyorsun demiyorum da PKK için diyorum. Sivilleri de PKK orada vurmuş oluyor. Yahut askerle çatışırken onları kalkan olarak kullanıyorlar bazen. Mesela ateş edilen bölge, makine tüfek ateş ediliyor. Oraya birden bir sivili getirip önüne tutuyorlar. Kurşun ona geliyor. Bu PKK'nın katliamı olmuş oluyor. Alçaklığı olmuş oluyor. Polis ve asker mecbur olduğu için ev yıkıyor. Çünkü oradan askere, polise, sivillere ateş ediyorlar. Yıkıyor, adamı da yakalıyor. Peki nasıl yapsın? Şimdi PKK orada saldırmasa asker polis niye girsin oraya ya? Yani sanki asker polis durduk yere geliyor, orayı tarıyor. Tanklar durduk yere evlere giriyor diyor. Yani bu mantıksız. Bir kere orada bir PKK gücü var. Cinayet işliyorlar, etrafı ateş ediyorlar, bombalıyorlar. Polis de bunu durdurmak için oraya müdahale ediyor. Sivil katliamı var falan, bunlar çok ayıp şeyler. Azat Zagros denen kişi mi artık, vatandaş mı? Şimdi buraya mafya bassa, biz diyeceğiz polise, diyeceğiz gelin bizi koruyun. Mafyayı çekip vurur polis. Eğer kurtaramıyorsa, ya yani polise kurşun sıkıyor, halka kurşun sıkıyor, ne var? Çeker vurur polis. Polis adam öldürdü mü diyeceksin. Can havliyle canını korumak için böyle bir konuma onu mecbur ediyorsun sen. Başka bir kurtuluş yolu bırakmıyorsun. Bacağından yaralıyor, bomba patlatmaya kalkıyor. Tek yolu öldürmek gibi gösteriyorsun. Bacağından vuruyor, el bombasını çıkarıyor bir sefer ya. Ya dur, orada dur artık. Durmuyor. Allah vermesin. Ya kim ister ölümü ya? Kim ister yaralamayı? Türk askeri polisi niye kendini tehlikeye atarak oraya girsin? Eller yüzleri parçalanıyor, elleri kopuyor polislerin. Şehit oluyorlar çocuklar. Yani akıl almaz zor şartlarda bu cihatlarını gerçekleştiriyorlar. Sen de eleştiriyorsun. Ne yapsın? Bıraksın PKK'yı, oraya işgal mi etsin? Halka haraca bağlıyor PKK. Genç kızları ailelerin yanında sürükleyerek alıp dağa götürüyorlar. Çocukları sürükleyerek dağa götürüyorlar. Yiyeceklerini, içeceklerini ellerinden alıyorlar. Paralarını ellerinden alıyorlar. Dövüp küfrediyorlar. Karşı gelene kurşun sıkıyorlar. Asker polis de girip onları koruyor. Korurken ne yapıyorsun? Ne yapıyor PKK? Sivil halktan çocukları, gençleri alıyor. Çatışma olan bölgeye götürüyor. Polis ateş ediyor. Polis karşılık veriyor. Polis ateş ediyor, karşılık veriyor. Polis tam karşılık verirken çocuğu itiyor, öne geçiriyor. Ve kurşun çocuğa geliyor. Vay diyor, polis sivil vatandaşı, masum vatandaşı vurdu diyor. Çocuğun, şehit olan çocuğun cesedini de sokağa atıyorlar. Bak, çatışma yapılan yerin sokağa atıyor.
duruyor. Ya diyor günlerden beri orada bekliyor diyor. Çünkü asker parası gelir yine vuracak. Evet. Ya böyle bir kahpeliği, ahlaksızlığı siz nasıl göremezsiniz ya? Ya bunu bana niye anlattırıyorsun sen? Bu nasıl bilinmez böyle bir şey ya? Haksız olduğun halde niye haklıymış gibi konuşuyorsun? Hayır vicdanlı bir şey. Mesela de ki halk orada aç kalıyor de. Doğru. Yaralananların kaldırılması güç oluyor de. Doğru. Halk fakirde doğru. Bütün gücümüzden yardım edelim. Ama bu, böyle yalan söylersen bu olmaz. Bu samimiyetsizlik bu. Anam bir bölgeyle ilgili en son şöyle bir haber vardı. PKK Silopi'de çok büyük oranda temizlendi ve halk evlerine dönmeye başladı. Ancak PKK'nın çıkarken evlerde buzdolabı gibi halkın ilk açacağı yerleri patlayıcı ile tuzakladığı ortaya çıktı. Halk buzdolaplarını uzaktan açıyor. Fotoğraf da vardı konuyla ilgili. İşte ahlaksız alçaklar. Ne yapacak? Mesela zehir de koyabiliyor bu alçaklar. Yani İngiliz derin devletinin köpeği olmuşlar. Yani köpek. İngiliz derin devletinin uyuz köpeği. Ne diyorlarsa yapıyor. Ya kardeşim 1800'lerde Chatham House'da toplanmış adamlar karar vermişler. Türkiye'yi böleceğiz din. E sen de it gibi bunun hizmetini yapıyorsun ya. İngilizlerin köpeği olmuşsun İngiliz derin devletinin. Utan ya. Bir de bölünmek. Kardeşim niye Kars'ta otursun adam ya? Niye Mardin'de oturmaya mecbur kalsın? Gelsin İstanbul'a, İzmir'e her yere gelsin. Adam niye pasaportla çıksın? Niye bir komünist ülkede yaşasın? Niye Stalinist bir ülkede yaşasın? Özgür bir ülkede yaşamak ister adam ya. Müslümanlığı serbest olduğu bir yerde yaşamak ister. Kuzey Kore gibi bir rejimde niye yaşasın adam ya? Kardeşim daha önce doğru derin devlet var da. Azat denilen arkadaş. Hakikaten eskiden dehşet saçıyorlardı. Ölüm, şiddet, büyüklük hissi, aşağılama, işkence kırıla gidiyordu doğru. Ama şu an öyle değil. Geniş yani %99 öyle değil. Ufak tefek vakalar oluyorlar. Onu da yazın burnundan getiririz. Söyleyin. Son haddine kadar kovalarız. Mesela adamı öldürmüşler. Sürüklüyorlar arabayla. Ve küfrediyor. Ya kardeşim ölüye bu yapılır mı? Neyin intikamı ne kadar çocukça böyle, çocuk değil mi ne kadar psikopatça bir hareket ya? Anormal bir hareket yani. Ölüden ne intikam alacaksın ya? Ölmüş adam artık yani. Ceset olmuş. Cesele bu yapılır mı? Ya aldılar görevinden. Devlet cezalandırdı. Ya korkunç bir şey bu. Yani hükümet elinden geldiği kadar titizlik gösteriyor ama dikkatini çeken bir şey varsa söyleyin. En ufak bir şey de hemen devlet soruşturma açıyor. Bir zulüm görürsen söyleyin. Söz bir Allah bir söyleyeceğim. Ya ben kimden çekinmem? Derin dünya devletinden çekinmiyorum. PKK'dan çekinmiyorum. Evet. Komünist örgütlerden çekinmiyorum. Maşallah. Munafıklardan çekinmem. Maşallah. Ya tek başına bir adamım. Evet. Silahım pusatım falan da yok. Evet. Değil mi? E tamam gel söyle ben savunacağım söz.